Bugün sizlere Silvan'da yaşanmış gerçek bir kahramanlık hikayesini anlatmak istiyorum. Bu hikaye Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni Meyya Farik'in emiri Muhammed Kamil'in ve Silvanların hikayesidir. Asya'dan gelen barbar Moğol ordusu on binlerce ordusu olan birçok devleti yakıp yıkmıştı. Koskoca Abbasi halifeliği yıkılmış, hemen hemen bütün Müslüman beldeleri Moğolların istilasına uğramıştı. Moğol ordusu yavaş yavaş Silvan'a yaklaşıyordu. Onlar için Silvan, 15 bin kişinin yaşadığı kolaylıkla alınabilecek bir şehirdi. Ama bunu unutmuşlardı. Silvan, kaleleri tarihinde hiçbir zaman savaşla fethedilememiştir. Ya barışla fethedilmiştir, ya da iç ihanetle. Hülagü'nün oğlu Yeşmutla Sontay Noyan komutasında sevk edilen Moğol kuvvetleri Silvan hakimi Muhammed Kamil'e elçi göndererek şehri teslim edip itaat ettiği takdirde can ve mal güvenliği vaadinde bulundu. Ama Moğolların sözüne asla güvenilmezdi. Muhammed Kamil Moğol elçilerine dönerek şu tarihi konuşmayı yaptı. Gerçekten de ben sizin tatlı dilinize kanmayacağım. Moğol askerlerine kendimi teslim etmeyeceğim. Son nefesime kadar kılıcım elinde savaşacağım. Erbil Bey'i Taceddin ve Melik Nasreddin'i yalan sözlerle güve güvenilmez anlaşmalarla kandıran dönek birinin oğluna güven olmaz. Ben sizin sözünüze güvenirsem ben de onların uğradığı akıbete uğrarım diyerek onlara kesin cevabını bildirerek Moğol elçilerini öldürdü. Artık savaş kaçınılmazdı. Silvan halkı savunmada Moğol ordusu saldırıya geçmişti. Muhammed Kamil, Silvan'ın ortasında kurulmuş tek bir mancınıkla Moğol ordusuna büyük kayıplar verdiriyordu. Adını bilmediğimiz iki kahraman savaşçı ise her gece Silvan kalelerinin dışına çıkarak Vurkaş tekniğiyle Moğollara büyük kayıplar verdiriyordu. Halksa kalelerin üstüne çıkarak bu iki kahramana destek veriyordu. Dördüncü gece bu iki kahraman Moğolların en büyük komutanları Noyan'ı öldürmeyi başardılar. Neredeyse bir tabur askerini kaybeden Moğollar çareyi Silvan kalelerinin karşısında küçük bir kale kurarak üstünde çok büyük bir mancınık kurdular. Savaş şiddetlenmişti. Moğollar mancınıkla Silvan kalelerinin duvarlarını dövüyordu. Şehre düşen taşlar sivillerin ölümüne sebep oluyordu. Bir grup savaşçı geceleyin Silvan kalelerinin dışına çıkarak Moğolların kurduğu mancınığı ateşe verip bir düzine Moğol askerini de öldürerek kaleye geri döndü. Silvan'ın bu direnişi karşısında şaşkına dönen Moğol İmparatoru Hülagü 1,5 yıl süren kuşatmadan sonra Silvan halkının yiyecek kaynaklarının tükendiğini anlamıştı. Şehrin güç kullanılarak alınmasının imkansız olduğunu anlayan Moğol İmparatoru askerlerine şehir halkıyla çarpışmaktan kaçınmasını emreder. Moğolların Silvan halkını teslim alabilmek için tek pozları şehir halkının açlıktan ölmesini beklemekti. 2 yıl süren kuşatma sonunda şehir yüksek surları içinde kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Halk artık leş yiyor, kan içiyordu. Kedi köpek ve fare etleri yiyordu. Dayanılmaz hadde ulaşan şiddetli açlık ve öldürücü kıtlık bazen halkı insan eti yemeye de zorluyordu. Semalarında veba bulutları yükselen Silvan halkının kaderin pençesinden kurtulmalarına artık imkan yoktu. İnsanlar ardı ardına sokaklarda, dükkanlarda, evlerde ve her yerde toplu hallerde ölüyorlardı. 15 bin kişinin yaşadığı Silvan'da sadece 70 kişi hayatta kalabilmişti. Bu arada yaşayan ölüleri andıran geriye kalanlardan bazı ihanetçiler Moğol emirine anlaşıldığı kadarıyla gizlice bir mektup gönderip aman dilediler. O ihanet mektuplarında şöyle diyorlardı. Artık şehirde savaşacak güce sahip hiç kimse kalmadı. Geriye ancak ruhları yaşıyor ama cesetleri ölü birkaç kişi kaldı. Şu anda askerler hücuma geçerse karşılarına dikilip savaşacak güce sahip bir tek insan yoktur. Moğollar haberin doğru olduğunu teyit edince şehre girdi.
şehre girdiklerinde hemen hemen bütün Silvan halkını ölü buldular. Vücutları yerlere yığılmış, birbirlerinin üzerine istif edilmişlerdi. Şehirde geriye sadece yarı ölü 70 kişi kalmıştı. Silvan halkı düşmana teslim olmamak için açlıktan ölmeyi tercih etmişlerdi. Şayet açlık olmasaydı Moğollar Silvan'ı alamazdı. Muhammed Kamil komutasındaki 70 kişi ise teslim olmak yerine şehre giren Moğol askerleriyle çarpışmaya devam etti. İki süvari bir evin damından atlayarak kılıçları kırılana dek savaşıp şehit düştü. Moğol ordusu büyük bir öfkeyle Silvan şehrini yakıp yıkmaya başladı. Çünkü Moğollar bu savaşta en büyük komutanları, Noyan'ı, elçilerini ve bir tabur askerini kaybetmişti. Muhammed Kamil ise yaralanmış ve Moğollulara esir düşmüştü. Moğol İmparatoru Hülagu'nun emriyle Muhammed Kamil'in vücudundan lokma lokma et kesip kendisine yedirdiler. Günlerce süren işkencenin ardından 1259 yılında Muhammed Kamil'in başı kesilerek şehit edildi ve başı teşhir edilmek üzere Şam şehrine götürüldü. Muhammed Kamil'in kısıtlı imkanlarla yaklaşık 2 yıl boyunca direnmesi birçok ülkeye cesaret kaynağı olmuştu. Silvan halkının Moğol ordusuna karşı kahramanca direnişini duyan Memlükler, aynı Calut Savaşı'nda Moğolları bozguna uğrattı. Şüphesiz Silvan halkının direnişi olmasaydı Memlükler Moğol karşısında zafer kazanamazdı. Çünkü Muhammed Kamil ve Silvan halkı Moğolların yenilmezlik gerçeğini yıkmıştı. Şehit Muhammed Kamil'in kesik başı aynı Calut Savaşı sonunda Şam'ın Hazreti Süleyman şehitliği olarak bilinen yerde defnedildi.